Platon ruhu insanın en önemli boyutu olarak görüyordu. Bazen ruhtan bir vücuda hapsolmuş gibi bahsediyordu. Sizce burada ruh dediğimiz şey tam olarak neydi? Bilimin bu kadar ilerlemesi ruhu kanıtlayabilir mi? Gelin hep beraber bir insanı cam fanusa ölene kadar hapsedip ruhun camdan geçemeyeceğine inanan deneylere bakalım. Bilim tarafından insan ruhunun nerede olduğuna dair bir çalışma yapıldı. Buna göre insan ruhu beyindeki hücrelerin içerisinde bulunan mikrotübüller ismi verilen yapıların içerisinde yer alıyor. Ruh terimi Latince anima sözcüğünden gelen farklı felsefi ve dini geleneklerde ve çeşitli bakış açılarına göre tüm canlı varlıklarda bulunan ve maddesel olmayan bir varlığı ifade etmektedir. Latince'den gelen anima sözcüğü terminolojik açıdan canlıların kendi hareketleri ile donatılma ilkesinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Bu orijinal anlamda hem bitkilere hem de hayvanlara ruh kazandırmaktadır. Fizyoloji ve nörolojideki ilerlemeler canlı varlıklar ile cansız nesnelerin aynı türde fiziksel ilkelere uygun olduğu, büyüme, beslenme ve üreme gibi farklı etkinlikleri geliştirmenin mümkün hale gelmesiyle sonuçlandı. Mikrotübül içerisindeki kuantum bilgiler yok edilemez. Sadece geniş çaplı evrene dağılır. Eğer insanların bir ruha sahip olduğuna eminseniz, bunu insan fizyolojisi içerisinde bulabilmenin bir yolu var mı? Dinsel geleneğe göre ruh canlılardaki hareketin temel belirleyicisidir. Bu terim aynı zamanda birçok kültürel ve dini grubun antropolojik vizyonunda da yer almaktadır. Modern çağda ruh terimi çoğunlukla dini bağlamlarda kullanılmaktadır. Bu inanışlara göre insan ruhu bir insan olmanın temelidir. İnsan olma niteliği bir bedene sahip olmaya dayalı değildir. Gerekli olan ruhtur. Platon ruhu insanın en önemli boyutu olarak görüyordu. Bazen ruhtan bir vücuda hapsolmuş gibi bahsediyordu. Timus'a göre ruh, demircinin kozmik ruhu ve yıldızları yaratmak için kullandığı özdeş ve çeşitlilikten oluşan maddeydi. İlk filozofların insan ruhu hakkında yazdıklarından binlerce yıl sonra iki bilim insanı nihayetinde ruhu konumlandırdıklarına inanıyor. Stuart Hameford Anestezyoloji ve Psikoloji bölümleri ve Arizona Üniversitesi Bilin Çalışmaları Merkezi Didektörü Profesör Emeritus ve İngiliz fizikçi Sir Roger Penser'a göre insan ruhunun özü beyindeki mikrotübül hücrelerinde bulunuyor. Objektif indirgemenin insanlık tezi üzerinde oluşturduğu bir teoriye göre bu mikrotübüller kuantum yerçekimi etkilerinin doğrudan sonucudur. Bilim insanlarına göre bilinç, beynimizde kuantum bilgisayar tarafından kullanılan, ölümden sonra da evrende devam eden bir program olarak görülebilir. Tartışmalı teoriye göre ölüme yakın bir deneyimde alınan bilgiler ışığında sözde mikrotübüller kuantum durumunu kaydedip insan sinir sisteminden çıkıyor. Bununla birlikte içerdikleri bilgiler yok olmuyor. Bunun yerine bu bilgi bedeni terk ediyor ve evrenle yeniden birleşiyor. Bilim insanları bunun ruhun beyindeki nöronların etkileşiminden daha fazlası olduğu anlamına geldiğini bildiriyor. Başka bir deyişle ruh, evrenin dokusundan yapılıyor ve zamanın başlangıcından beri vardı. Bilim insanları bu konuda yüzlerce deney yaptılar. Almanya'daki bir deneyde ölümüne az kalmış olan bir adamı şeffaf bir camdan yapılmış kutuya koydular. Böylece onu hayattayken dışarıdan izleyebilirlerdi. Kutu tamamen mühürlendi. Ruh vücudun dışına çıkarsa kutuyu nasıl terk edebilir? Görmek istediler. Ruhu yakalamak isteyen bilim insanları, ruh vücudun dışına çıktığında vücudun kilo kaybetmesi gerektiğini savunuyordu. Bu nedenle vücudu olabildiğince hassas bir şekilde tarttılar. Ancak adamın ölmesiyle birlikte cam kutudan hiçbir şey çıkmadı. Çünkü ruh için madde bir engel oluşturmuyordu. Tıpkı X ışınlarının vücuda girebildiği ve vücudun onları önleyemediği gibi. Bir röntgen çekilirken X ışınlarının vücuda girdiği hissedilmiyor. Buna da nazaran ruh daha da rafine edilmiş nihai bir ışık. Bu nedenle vücudu terk ettiğinde görülemez. Zaten kişi kendisi bunu göremiyorsa dış gözlemcinin görmesi mümkün değildir. Ölü adam tekrar tartıldı ve aynı ağırlığa sahipti. Materyalist bir bilim adamı için bu deney ruhun olmadığının en büyük kanıtıdır. Ancak ruhun varlığına inanan bilim insanları için bu ruhun bir ağırlığı olmadığı anlamını taşıyor. Bilim insanları bunu şu şekilde açıklıyorlar.
Tıpkı mumun yakıldığında ve sönükken aynı kiloda olduğu gibi ışığı tartmaya çalıştığınızda bir ağırlık elde edemezsiniz. Ağırlığı bulunmamaktadır. Ancak bu ışığın olmadığını göstermez. Veyahut bir mumu havaya fırlattığınızda alevin nereye gideceğini göremezsiniz. Alev evrenin içerisinde kaybolur. Hiçbir iz bırakmaz. Aynı durum ruh için de geçerlidir. Sevgili arkadaşlar, her ne olursa olsun bilim insanlarının kanıtlamaya çalıştığı ve üzerine uğraş verdiklerini düşündüğümüz zaman daha önce var olduğuna inandığımız temel etmenler üzerine uğraşmaları sizce de şaşırtıcı değil midir? Sözde bilimin dünyayı, insanı, hayatı anlamak, açıklamak deyimi dinsel teoremde şaşırtıcı bir şekilde duruyor ve ilerleyemiyor. Bence bunun sebebi çözümsüz kalması ve ispat edilememesindendir. Daha fazla içeriğe ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir, video isteklerinizi iletmek isterseniz Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz.